Öyle
başladı. Dolayısıyla var olan imkanlarımızı kullanmamız gerekiyor. İmkanlar var. Kadın işçinin, kadın istihdam eden kişilere 24 ayla devam eden süreç içerisinde prim desteğinin sunulması gibi bir takım destekler var. Bunları takip edelim. Bunları bizler de elimizden geldiğince duyuralım ki kadınlarımızı daha çok geliştirelim. Atakum şanslı. Atakum'daki kadın arkadaşlarımız belirli bir eğitim seviyesinde kendi dünya görüşlerini kazanmış, ayakları üstünde durmayı hedef etmiş kadınlarla dolu. Ama bizim görevimiz sadece Atakum'da sınırlı değil. Biz önce tüm Samsun'u, arkasından tüm Türkiye'yi değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor ki daha müreffeh, daha rahat bir hayat sürsün bizden sonraki kız çocuklarımız, kız kardeşlerimiz. Fazla uzatmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Hep beraber güçlüyüz. Konuşan bütün arkadaşlarıma, benden sonra konuşacak olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kadınlar dünyada yeteneği keşfedilmemiş en büyük depo. Bu yüzden sizlerin emekleri, hayalleri, girişimleri çok kıymetli. Hayallerinize inanmaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü bu sizi başarıya götürecektir. Değerli konuklar, kadın üreten, çok işi bir arada yapabilen, hayata yön verebilen bir yapıya sahip. Ama maalesef ülkemizde böyle bir değer kadın girişimci sayısı olarak çok doğru orantılı değil. Dolayısıyla bu ülke ekonomimiz açısından çok büyük bir eksiklik. O yüzden güzel Samsun'umuzun en güzide ilçesi Atakum'da siz değerli kadın girişimcilerin ortaya koyduğu değer bu anlamda çok kıymetli. Teşekkür ediyorum. Valla kapıda karşılarken şu cümleyi çok kullandım. Dedim ki Atakum'un bütün güzel kadınları bugün bu salonda toplandı. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Çok güzelsiniz. Çok güzel bir manzara var burada. Çok güzel bir ambiyans var. Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer hanımefendiler. Atakum Belediyesi'nin desteğiyle çok saygıdeğer Avukat Güver Deveci ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen bu kahvaltı etkinliğimize hepiniz tekrar hoş geldiniz. Kıymetli misafirlerimiz, bizler Kadın Meclisi olarak görevi devraldığımız ilk günden itibaren siz üreten, çalışan, güçlü kadınların yanında olmak için kendimize bir amaç edindik ve istedik ki bütün kadınlar el ele versin ve güçlü olsun. Gücümüzü hep beraber gösterelim. Biliyoruz ki hepiniz gerçekten güçlüsünüz. Bu 15 günlük süreçte biz sahada hepinize geldik, ziyaret ettik, konuştuk, sohbet ettik. Yeri geldi dertleştik, yeri geldi çayınızı, kahvenizi içtik. Hakkınızı helal edin. Çok güzel bir çalışmaydı bizim için. Ve şurada da görüyorum ki amacına ulaşıyor bazı şeyler. Dokunmak lazım, hissetmek lazım birbirimizi diye düşünüyorum. Bugün burada toplanmamızın aslında çok güzel bir amacı var. Tanışalım, birlik olalım. Bundan sonraki süreçte de el ele, gönül gönüle, birbirimizle beraber yürüyelim istedik. Biz Kadın Meclisi olarak, Atakum Belediyesi olarak, kadınların, özellikle kadın girişimcilerin, kendi ayaklarının üzerinde duran bu güzel kadınların yanında, arkasında el ele olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. Bundan sonra bilin ki sizin de bir yeriniz var, arkadaşlarınız, dostlarınız var, bütün ulaşamadığınız, çözemediğiniz her yerde, çözüm bulabildiğimiz kadar bulamadığımız yerlerde de dertlerinizi dinlemek için buradayız. Burası kocaman bir orman gibi bence ve hepiniz de geniş dalları olan ağaçlarsınız. Hepinizin, çoğunuz sanıyorum tek tek, hepinizin gölgesinde birçok yetişen çiçek var, birçok yaşayan hayvan var bence. O yüzden de kendinizle gurur duyabilirsiniz. Biz burada, bizi davet ettiğiniz için çok mutlu olduk. Şimdi yaklaşık 1,5 aydır kendi muayenehanemde hizmet veriyorum. Aslında ben de kendimi böyle biraz kadın girişimci gibi hissediyorum artık. Ve çok kıymetli. Burada hepinizi bu kadar kalabalık bir arada görmek inanın beni çok duygulandırdı. Çok güzel bir ortamdayız. Burada olduğumuz için çok şanslı hissediyorum. O yüzden biz o noktadan itibaren dilimizi değiştirmek zorundayız. Biz eğer öğüt vererek, akıl vererek
konuşmaya devam edersek o zaman onları anlamıyor oluruz gerçekten. Kendilerini anlaşılmasını severler. Sadece dinlemek. Eğer bir arkadaş ilişkisinden rahatsızsınız. Arkadaşlarınız size meme muayenesinin nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Biliyorsunuz meme muayenesi için her kadın 20 yaşından itibaren her ay düzenli olarak meme muayenesini kendisi yapması gerekiyor. Yani vücudumuzu öncelikle bizim tanımamız gerekiyor.